Karaköprü ilçesinde bulunan 112 Acil Çağrı Merkezi binasının toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda kurumun personel ve araç durumu, çağrı sayıları ile asılsız çağrılar konusunda Vali Işıldağ'a bilgileri aktarıldı. Küçük bir tavuk. 112 Çağrı Merkezi'nin asılsız çağrılarla meşgul edilmemesi konusunda vatandaşlara çağrıda bulunan Vali Işıldak, insanlarımız hayati konularda yardım alabilmek için 112 arıyorlar. Ne kadar oldu başlayalım? Başlayalım, kolay gelsin. Sağ olun, sağ Gereksiz ve asılsız çağrılar risk altındaki vatandaşlarımıza erken müdahale açısından olumsuz sonuçlar doğurabilir. Sistemimize bakan, bizim işimize günlük olarak yer ya, tutuklar arızalı sonları bekliyoruz. Bu şekilde görevlendirmemiz. Bu yüzden 112'yi gerekmedikçe meşgul etmemeleri noktasında vatandaşlarımızdan daha duyarlı davranmalarını bekliyoruz, dedi. Ne diyeceksiniz? Tüm sağlık personelimize iyi çalışmalar diliyorum. Şu anda 112 Acil Çağrı Merkezi'ndeyiz. İnsanlarımızın sağlığını korumak, zor durumlarında acil vakalara müdahale etmek üzere görev başında bulunan ambulanslarımızda 112 istasyonlarımızda görev yapan ve fedakarca çalışan tüm personelimize başarılar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Sizler sayesinde insanlarımız toplumumuzda hızlı bir şekilde ve sağlıklı koşullarda sağlıklarına kavuşma, yaşadıkları sağlık sorunlarına çözüm bulma noktasında sizler sayesinde iyi sonuçlar elde ediyorlar. Bu vesileyle sizlere selam vermek istedim. Hepinize başarılar diliyorum. Allah'a emanet olun.